İzmir Hediyelik Eşya Fuarı açıldı. Genç İz Fuarcılığın düzenlediği etkinlik açılışında Genç İz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer konuşma yaptı. Gençer konuşmasında sevgi ve mutluluk adına hediye fuar günlerinin önemli olduğunu belirtti. İzmirlilerin bir hediye almak, başkasına bir hediye vermek gibi bir alışkanlığı vardır. Bu da yeni yıl yaklaşırken, yeni yılın sonuna doğru burada birbirinden değerli, değişik, binlerce çeşidin olduğu bu organizasyonda buluşuyor. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta 25. yıl pastası kesildi. Daha sonra fuar standları gezildi. Bakırından çinisine, takısından keçesine her şeyin yer aldığı fuarda yöresel lezzetler için de özel bir bölüm oluşturuldu. Bugün açılan fuar 14 gün süreyle ziyaretçilere açık olacak. Zamanlaması çok güzel. Hediye alacağımız zaman böyle bir fuar çok iyi oldu. Alabildiniz mi bir şeyler? Evet, başladık bile. Bir sürü para harcadık. Hediyeler alıyoruz arkadaşlarımıza, ailemize, çocuklarımıza. Yılbaşı hediyeleri şimdiden toplanıyor. Aynen öyle. Yılbaşı hediyeleri alıyoruz. Daha önceki yıllarda da yer aldık. 6. kez katılışımız aslında fuara bizim. Memnun ayrılıyoruz her defasında. Kendi el emeğimiz olduğu için insanların ilgisi çok fazla. Biz de sürekli katılmaya çalışıyoruz. İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı şenliklerine 20 Aralık'ta başlıyor. Bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan Kemeraltı günlerinde konser ve dans gösterileri olacak. Ayrıca Kemeraltı'nın anlatılacağı ve çarşı sorunlarının tartışılacağı panel ve söyleşiler de düzenlenecek. Konak Belediyesi ve Kemeraltı Esnaf Derneği ile ortak düzenlenen festivalin tanıtımını Dernek Başkanı Ümit Kaya ve Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş, Abacaoğlu Hanı'nda yaptığı basın toplantısıyla duyurdu. Kemeraltı'nda yeniden bir canlanma yaratmayı yapabilir miyiz, sağlayabilir miyiz bunu konuştuk. Kemeraltı bir tarafıyla bugün İzmir'in bir ekonomik merkezi, ekonomik çalışma merkezi, iş merkezi. Öbür taraftan İzmir'in kimliğinde önemli bir yer işgal eden, tarihsel mekanları içinde bulunduran yer. Mezarlık başının önünden biz bütün Kemeraltı'nı yürüyerek Saat Kulesi'ne kadar gideceğiz. Kemeraltı'nı adım adım adımlayacağız ve orada Kemeraltı günlerini başlatacağız. Sema Pektaş, bugünlerin amaçlarından birinin ilgiyi buraya çekip farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. Bizim yeniden tarihsel mekanlarımızı hatırlamamız, ekonomik canlılığı buralarda yaşatmamız gerekir diye düşündük. Çünkü İzmir turizmden gerekli payı alabilmesi için bu canlanmayı, Kemeraltı'nı yeniden gündeme getirmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Burada hem tarihi yaşıyoruz, hem bizi biz yapan kültür değerleriyle birlikte yaşıyoruz, hem de bir ekonomik faaliyet içindeyiz. Dolayısıyla Kemeraltı'nı yeniden hatırlatalım, yeniden hatırlayalım istedik. Yeni yılı Kemeraltı ile birlikte karşılayalım istedik. Hoş geldin yeni yıl, yeniden Kemeraltı dedik. Ve bu çerçevede burada 5 ayrı mekanda 54 etkinlik gerçekleştiriyoruz 8 gün içinde. Başkan Pektaş ayrıca AVM'lerle ilgili yasa konusuna da değindi. Yasanın mutlaka çıkarılması gerektiğini ve dünyanın hiçbir yerinde şehir merkezlerinde AVM olmadığını belirtti. Bir de alışveriş merkezleriyle ilgili yasanın da mutlaka düşünülmesi, çıkartılması gerekir. Dünyanın gene hiçbir yerinde şehir merkezlerinde AVM'ler yok. AVM'ler bu anlamda şehrin dışında olan yerlerdir. Şehir merkezlerinde ekonominin canlı halde devamı için bu bir zorunluluktur. Yasama meclisi de, yasama organı da zannediyorum bunun farkına varır. Dernek Başkanı Ümit Kaya, toplantı sonunda Pektaş'ı derneğin onursal üyesi yaptı. Ama ben de Kemeraltı'lı sayılırım. 30 yıla yakındır Kemeraltı'nda ofisim. Orada tabii tabii Kemeraltı'lısınız başkanım, biliyoruz. Tüm İzmir halkını etkinliğe davet eden Sema Pektaş, toplantı sonrasında Kemeraltı çarşısını gezmeyi de ihmal etmedi.
Hoş geldin yeni yıl. Yeniden Kemeraltı temasıyla dördüncüsü düzenlenecek olan Kemeraltı günleri 20 ve 28 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Değerli izleyenler, Güre Sanat ve Musiki Derneği'ndeyiz. Derneğin başkanı Sayın Ramazan Sarıbaş'la buranın nasıl kurulduğuna ilişkin söyleşeceğiz. Sayın Başkan, ne zaman kuruldu? Efendim, derneğimiz 2009 yılında Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'ni yaşatmak amacıyla kuruldu. İşte o günden bugüne elimizden geldiğince amatörce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki kuruluşa kimler öncülük ettiler? Kuruluşa önce 6 nokta Fire Güner hocamız var. Onunla başladık. İşte sonra muhtelif arkadaşlar. Daha sonra Yılmaz hocayla çalıştık. Yılmaz ismi soyadı var. Onunla çalıştık. İşte muhtelif hocalarla son 3-4 dönemdir de Ali Osman Çakır hocamız çalışıyoruz. Evet. Ve böylece derneğimizin şeysini idame ettik. Kaç kişiyle kurdunuz? Kaç kişi? Prosedür olarak bir dernek 16 kişiyle kuruluyor. Bütün gün. Biz de o çerçevede kurduk işte. Yani 16 kişi vardı başta. Şu anda kaç kişi? Yani aynı minvan devam ediyor yani üye olarak. Koro elemanları zamanına göre yazın biraz daha fazla olur. Kışın dolayı burası turistik mevki olduğu için biraz yazlıkçıya gidiyor, biraz az oluyor. Ama kış, yazın daha güçlü oluyor. Böylece... Yani yaklaşık iki katına çıkıyor mu bu sayı? İstersek çıkarabiliriz ama tabii... Aynen, yazın nüfusuyla beraber. Çıkıyor. Peki, 5 yıl olmuş değil mi yaklaşık? 2009, 6. yılın içindeyiz herhalde. Neler yaptık içinde? Yılda iki konser yapıyoruz. İşte muhtelif yerlere bazen de etkinliklere gidiyoruz. Öylece sanatımızı icra etme. Bu konserler nerelerde yapıldı? Konserler de ama bizim kendi konserlerimiz burada Güre Amfiteyatro'da yapıldı. Edremit Şükrü Tunlar Salonu'nda yapıldı. İşte Balya'ya gittik. Çan'a gittik. Ondan sonra Havran'a gittik. Yani bizden nereden talep gelirse oralara etkinliklere cevap verme, gücümüz yettiğince cevap verme çalışıyoruz. Evet. Peki ilgi nasıl? İlgi valla işte Körfez'de yani Türk Sanat Müziği olan zaten dernek kuruluş amaçtan bir tanesi ülkemizde Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği özümüze daha fazla katılım sağlamak amacıyla bu şekilde bir çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Evet. Gittikçe de arttığını kanaatindeyim ilginin. Hangi yaş grubu daha çok ilgi gösteriyor? Yaş grubu denince tabii bu bir amatör ruh olduğu için daha fazla emekliler diyelim. O da 45 ile benim yaşım 77 o grupta devam ediyoruz. Peki gençlerimiz niye ilgi göstermiyor acaba? İşte şimdi gençlerimiz derken gençlerin bir maişet alakası var, çalışma durumu var. Belki zaman yeteri zaman ayıramıyorlar diye düşünüyorum. Yani isteseler de olmuyor mu acaba? Olabilen de olur ama gönül meselesi mi var? Hiç şüphesiz gençler de şimdi gençlik biliyorsun daha fazla batı tarzında müziklere şeyli. Evet. İşte bizim amaç da dernekten amacı da zaten onlara bu şeyi Türk sanat bir Türk halkımızı sevdirmek. Evet. Daha uzun yıllar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz de size teşekkür ederiz bize bu şey imkanı verdiğiniz için. Sizi tanıyarak başlayalım. Şuraya rica edeyim. Tabii. Ali Osman Çakır. Ne zaman başladınız bu grubun derslerine? Bu ikinci senem. İkinci yılınız. İkinci. Sizi nasıl buldular? Valla tanıyorlardı. Hı-hı. Buldular. Evet. Başka hocaları şey yapmış galiba, bırakmış. İzmir'e yerleşmiş. Beni buldular. Evet. Peki nasıl bir çalışma yöntemi belirliyorsunuz? Her dönemde... Eserler neye göre seçiliyor? Her dönemde. Bestecilere göre, usul sırasına göre, hı hı, belirli bir şey var tabii. Yani bir örnek vermek gerekirse. Hocam şimdi büyük usullerden küçük usul. Bu yılın derslerinden örnek vermek gerekirse. Bu sene Beyati ve Uşak Makamı'nda biz şarkılarla başladık. Sonra Nihavent'le falan devam ediyor. Her dönemde de değişik eserler tabii. Konser de bu şekilde şekillenecek değil mi? Tabii. Ne zaman ilk konseriniz? Aşağı yukarı bir ay sonra falan olabilir. Bir ay sonra? Tabii. Yakınmış baya. Tabii. O zaman arkadaşlar neredeyse hazır. Aşağı yukarı. Peki. Bir iki eserden örnek izleyebilir miyiz? Tabii. Hangisi olacak önce?
İlk önce gül yüzlülerin şevkine gel. Nuş edelim mey. Onu bir seslendirmeye çalışalım, olur mu? Peki. Sazlı ve sözlü değil mi? Tabii. Peki. Biz de dinleyelim. Peki.